etkileyici yıldız yükseltme çalışmasını anlatacağım size. Bu psişik olarak astral planla yaptığım bir çalışma. Yine yukarının bana öğrettiği bir çalışma. Bunun için şükrediyorum. Bunu astral plana çıkamasaydım bunu göremezdim ve yapamazdım. Auru'yu görmek lazım. Daha önce bahsettiğim bir şey var. Hani bu enerji çalışmalarında benim kafam açılıyor. Hani takip edenler bilir. Bazı uygarlıklarla, medeniyetlerle iletişim kurmam, kanal olmam, baş meleklerle iletişim kurmam ve bula bula. İnternette de bunu bulabilirsiniz. Benimle ilgili bilgilere erişebilirsiniz. O noktada bir çalışma yaptığımda orası uçsuz bucaksız bir nokta. Benim algım açılıyor. Tamam. Benim son enkarnem Sirius'ta. Bundan bir önceki enkarnem. Bunda algımın açık olmasında önemli bir etkisi var. Ve buradaki dünya mekanındaki ilk enkarnem benim. Ve bu nedenle ben %100 çivit mavisi ve indigo olarak geldim dünyaya. Tabii bu benim gibi gelen birçok ruh varlığı var. Bu normal. Tamam. Son dönemde zaten 2012'den sonra böyle gelenler çok arttı. Ondan sonra tabii ki biz de yardım amaçlı ve enerji yükseltmek için çalışabiliyorsak ne ala. Gelelim konuya. Şimdi bu yıldız yükseltme çalışmasını nasıl yapmaya başladım? Kişinin ben astral planda baktığımda ilk nasıl oldu? Bunlar böyle dağın diye olmadı. Zamanla gelişti. Bir insana çalışma yaparken, hatta yıllar önce enerji çalışması yaparken baktım ki şimdi ruh yıldızı çakrası var. Bunun ne olduğunu bile bilmezler. Bu 8. çakradır. Ben bu konuda aslında çok fazla anlatabilirim. Çok fazla konuşabilirim. Bu çok önemli bir konu. Ruh yıldızı çakrası çok önemli bir şey. Şimdi bedene değmeyen ilk çakra dünya yıldızı çakrası. Tamam mı? Ruh yıldızı çakrası da denir buna. Yani 8. çakra. Şimdi bunun normalde çok yüksekte olması lazım. Tamam mı? Yıldız düşüklüğü diye gerçekten bir şey vardır. Ama bu yıldız düşüklüğü toplumumuzda o kadar yanlış tanımlanır ki. Bak şimdi. Dersin ki herkeste bir ağız alışkanlığı var. Derler ki ay senin yıldızın çok düşük. Böyle bir ezbere bir şey vardır. Senin yıldızın düşük. Senin yıldızını yükselteyim. Sen işte işin gücün kısmetin bilmem ne falan filan açılır. Böyle derler. Nasıl yükselteceksin? Der ki okuyayım sana şunu yapayım bunu yapayım falan filan. Tamam, bunların hepsine saygım var. Bunların yararı vardır zaten. Ama yararları başka noktadadır. Yıldız yükseltme noktasında değildir. Tamam mı? Yani o kadar anlamsız ve farklı şekillerde yıldız yükseltiyorum diyenler var ki, bir, yıldız yükseltme ne demek? Bunu biliyor mu? İki, aurayı görmeyen, dünya yıldız çakrasını görmeyen, astral planda, astral çıkıp da yıldızı yükseltemeyen bir insan yıldızı yükseltemez. Tamam, ne demek istiyorum? Şimdi bu çalışmada diyelim ki karşımdaki insanın, danışanımın yıldızı çok düşük, hayatı da berbat gidiyor. Aldım ben dünya yıldız çakrasını, 8. çakradan tuttum. Astral çıkabiliyorum ya. Gidebildiğim kadar yukarı çıktım. Bazen bu onun daha önceki enkarnelerinde geldiği bir medeniyet ya da mesela benim yıldızımı kendim için konuşuyorum. Astral planda gittim Sirius'a taktım. Niye? Benim ailem orada. Yani bu ruh varlığı, o ailesi. Oradan destek alıyorum. En çok mutlu eden enerji olarak söylüyorum bunu. Bunu da içsel bir olarak o yolu buluyorum ben. O insan nereye aitse o an zaten benim kafam açılıyor. Tamam mı? Gidiyorum ben oraya takıyorum onu. Ondan sonra o insanın hayatı, işi, gücü, kısmeti falan gerçekten açılıyor. Ama niye? Enerjisi oradan geldiği için. Bu böyle bir çalışma. Şimdi ben senin yıldızını yükselteyim, senin yıldızın düşük. Yani bu biraz ağızda bir tekerleme gibi olmuş da içini bilen yok bunun. Tamam mı? Bunun içini bilmek için de bunu görmek lazım. Görmediğin zaman ezbere söyle. Yıldızın düşük senin. Herkeste bu laf vardır. Senin yıldızın düşük, senin yıldızın düşük. Senin yıldızını yükselteyim. Tamam, yükselt. Yükselt de nasıl yükseltiyorsun? İşte şunu yapayım, bunu yapayım, sana okuyayım.
Tamam, sen güzel bir şey yapıyorsun. Onun yararı vardır ama yaptığın iş yıldız yükseltme değil. Tamam. Yani bunu bu şekilde yapmıyorsan yıldız yükseltme yapmıyorsun. Şimdiye kadar bu ses kaydı yapmamamın bir sebebi de vardı. Yıldız yükseltmemin nasıl olduğunu anlatmayayım dedim. İnsanlar nasıl olduğunu bilirlerse bu işi bilmeden biliyoruma soyunabilirler. Ve bazı insanları "Aa bak ben sana böyle bir şey yapıyorum" diye hani mevki kopya çekebilirler. Sonra bugün dedim ki çekerlerse çeksinler. Niye? O zaman insanlar da kendi sezgilerini dinleyecek, doğruyu yanlışı bilecek. Yani hani benim yaptığım şekilde anlatabilir. Evet doğru. Bu ses kayıttan duyduktan sonra artık yıldız yükseltmenin ne demek olduğunu da bilecek. Aa bak 8. çakradan çıkıp ben seni astral planda yukarıya 8. çakrayı takıyorum da diyebilir. Tamam. Ama olabilir. Bunun çok insana ulaşmasını istiyorum ve yararlanmasını istiyorum insanların. Bunu da göze alıyorum. Olabilir ama baş melek Mikail'in bu ses kaydı ve bu bilgiyi koruyacağını biliyorum. Ve bununla birlikte yıldız yükseltme öyle bir şey ki bu konuda biraz konuşmak istiyorum. 8. çakra çok acayiptir. Tamam mı? Bunun o kadar çok dolaylı etkisi var ki maddeyle hemhal olmayan insan ruha da kavuşamaz, Tanrı'ya da kavuşamaz yaşarken maneviyatı da bulamaz. O yüzden maddeyle hemhal olmak lazım. Tamam mı? Bak şimdi denir ki işte benim işim gücüm kısmetim kapalı, para kapım kısmetim kapalı falan. Bunlar 8. çakra ile çok alakalı. Yani yıldız yükselttiğin zaman para kapısı da açılır. Tamam, aşk kapısı da açılır. Aşkla ne alakası var diyeceksin. Yani senin enerjin ta o kadar yukarıdan gelirse zaten hayatında birçok şey açılır. Bilirsiniz bazı insanların 6 ayda gibi kısa bir sürede bakarsın bir arkadaşının böyle acayip hayatı değişir, uçar gider, böyle ne bileyim ev alır, araba alır, evlenir falan filan. Bir sürü değişiklikler dersin ki ya ne oldu buna, Allah yürü ya kulum mu dedi. Benim hayatım niye böyle, değil mi? Bak o kişinin işte yıldızı yüksektir. Tamam. Çok acayiptir yıldız yükseltmesi. Çok önemli bir şey. Şimdi 8. çakra, ruh yıldızı çakrası çok önemli. Öyle bir şey ki şimdi paraya sahip olmak için öncelikle bedeni aşmak lazım. Allah o kadar büyük ki, o kadar mükemmel şekilde yaratmış ki bizi. Her şeyde bir mucize var. Bizim 8. çakramız neden bedene değmiyor? Bunu hiç düşündünüz mü? Bizim bedeni aşmamız lazım. Parayı aşmamız lazım. Maddeyi aşmamız lazım. Egoyu aşmamız lazım. Ve bunları aştığın zaman aslında 8. çakra açılır. Ya bak kişi kendi kendine de bunu açabilir mi? Uğraşırsa, tekamül yolunda ilerlerse ruh yıldızı çakrasını o kadar yükseltir ki kendi yıldızını kendi de yükseltebilir. Tamam mı? Olabilir. Ama bunu kendisinin yapması lazım. O yüzden işte hani ben mesela tasavvuf yolu, Allah'ın yolunda ilerlemek insanın kalp gözünü de açar. Ve aslında akışta olmak ve ilerleyen yolda 8. çakra yani ruh yıldızı yükselir. Enerjisi yükselir. Nerelere bağlanıyor değil mi? Ya da hani böyle bir çalışmayla 3-4 saatte kişi kendisi beceremiyorsa bu yolda profesyonel bir yardım da alabilir. Bu da mümkün. Bunun çok çok dolaylı olduğu, çok bağlantılı olduğu durumlar var. Benim çok sevdiğim ve çok da ruhsal anlamlara sahip bulduğum bir çakradır. 8. çakra. Evet. 8. çakra ruh yıldızı çakrası. Bunu gidip en yükseğe taktığınız zaman o insanın artık her şey değişir. Bu kadar önemli bir konu. Bir de başka bir ses kayıtta size şeyden bahsedeceğim. Aynı bunun gibidir. Ayağımızın altında bir çakra var. O çakramızın bizim gidip de dünya anaya bağlama işlemi var. O da ayrı bir konudur. Ondan sonra şimdi ama konuyu bölmemek için onu başka bir ses kayıta bırakıyorum. Bu dünya yıldız düşüklüğünden dolayı ruh yıldız çakrasını oraya taktığın zaman ne olur biliyor musun? Bak acayip bir konu bu ya. Şimdi bir insanın yukarıdan enerji alır, bir de alt taraftan enerji alır. Tamam mı? Ayaklarının altından, tepe çakradan geliyor sonra o enerji. 8'den geçiyor, 7'ye geçiyor. Ve bu
aslında hastalıklarının sağlığını değiştiğini de etkiler. Bununla birlikte niye? Yukarıdan enerji geliyor. O enerji her şeyini etkiler. Her şeyini, muhakkak her şeyini etkiler. Yani bir insanın sağlıklı olabilmesi için iki yerden özellikle enerjisinin çok sağlam olması lazım. Bir ayaklarının altındaki enerjiden, tamam. Ondan sonra bir de bizim 8. çakra, yani ruh yıldız çakrası dediğimiz çakranın çok yukarıda olması lazım ki biz çok yukarılardan enerjiyi çok kolay alalım ve yükselelim. Bu aslında frekans yükseltmesinde birlikte getirir. Çok önemlidir. Sevgiler.